Puan ortalaması olarak Fenerbahçe çok iyi. Yani başarısız diyemezsiniz şu tabloda. Hı hı. Ben Portekizli hocaya katılıyorum. Yani başarısız değiliz diyor. Likte evet az da olsa e, yarışın içindeler. Bu gerçek. E, kupada dolu düzgün gidiyor. Finale kaldı. Bence büyük ihtimal alacak kupayı. E, şimdi ortada bir büyük bir başarısızlık yok. E, ama bariz hatalar yaptığı oldu. Bu bariz hatalardan dolayı zaten Jesus'un geleceği muamma. Hı. Ama şunu söyleyebilirim Ezgi, yani kupayı alırsa Fenerbahçe, ligi de işte bundan sonraki maçlarının hepsini kazanırsa, yani şampiyon olmasa bile gidip de Galatasaray'ı orada yenerse, hiç yoktan bir derbi kazanırsa, e, o sinerjiyle ben Jesus'un devam etme ihtimalini görüyorum. Yani e, şimdi bak bakıyorsunuz bak e, durum Yabancı bir teknik adam işte Jesus'un yerine konuşuluyor. Yani yeni bir yabancıyla macera aramaktansa eğer yerli getirmeyecekseniz bu maceraya girmektense Jesus'a devam etmek çok mantıklı. Niye mantıklı? Şimdi takımı artık tanıdı. E, ligi tanıdı, e, ülkeyi tanıdı her ne kadar... Şehre zor zor alışsa da i̇şte daha önce kendi beyanı. Onu ben merak ediyorum. Yani belki bir Ziraat Türkiye Kupası gelmesiyle işte kalan maçlarda iyi performans sergilemesiyle Ali Koç devam etmek isteyebilir de Jesus acaba burayla ilgili ne düşünüyor? Çünkü ben hiç pozitif bir yorum yaptığını daha görmedim. Yani, ne Türkiye evet. liginin kalitesi, hani çok kaliteli olmadığı zaten evet. hepimizin o, söylediği o bir şey ama zaten. hani heyecanlı, yüksek mücadele gücü yüksektir. E, keyifli bir lig aslında Türkiye. Ama mesela şimdi. buna dair de hiçbir şey söylemiyor. Yani e, şehirle ilgili, ülkeyle ilgili burada mutlu olduğuna dair en ufak bir açıklaması yok. Eee Bilemiyorum evet. kendisine kadar isteyecek acaba kalmayı. Yani şimdi eğer fikri değişmemişse e, bu tür açıklamaları son dönemde yapmıyor gerçi ama eğer fikri değişmemişse hiç kalmasın daha iyi. Yani, e, o zaman kalmaz zaten kendisi de e, istemez. Ama şimdi ben şunu söylüyorum Fenerbahçe'deki imkanları nerede bulacak? Yani şimdi Brezilya milli takımı konuşuluyordu e, olmadı. Evet. Yani kendi ülkesine gittiği zaman acaba Fenerbahçe'deki e, rakamlara ulaşabilecek mi? O meçhul. Ben olacağını hiç sanmıyorum. Portekiz'e döndüğü zaman orada CESUS'un alacağı ücret, Fenerbahçe'de alacağın ücret de en fazla yarısı kadardır. Ben hiç düşünmüyorum bir kere. Maddi anlamda. Diğer şeylere bakıyorsun yani şehir çok güzel bir şehir. Yani Neden memnun değil anlamadım. Tesisler on numara. Yani e, Maddi gücü çok yüksek bir başkanla beraber, yani şu an Türkiye Ligi ne baktığınız zaman Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç kadar maddi gücü yüksek bir başkan yok o profil olarak. Yani böyle bir insanla berabersiniz. Hani nedir yani sıkıntınız? Ha istemezse kendi istemezse tabii ki kendi de kendi bilir. Ha Fenerbahçe yine iyi bir hoca bulacaktır ama tekrardan onu söylüyorum. Sil baştan bir yabancı hoca getirip işte yeniden transferler e, tanıması etmesi derken bence yine bir sezon kaybedecek. Montella'da çok konuşuluyor. Ha bak o olabilir. ya yani bu içeriden bir yabancıyı getirebilirsiniz. Ben olsam zaten Montella'yı getiririm. Ya, e, getiririm. Hakikaten çok iyi işler yaptı Adana Demir Spor'da şu ana kadar. Yani e, beş yaş maçına kadar üçüncülüğü de konuşuluyordu. Hı hı. Ama e, her ne kadar şu an itibariyle o ihtimali az olsa da Montella bence Adana Demirspor'da çok iyi bu işler dördüncülük yaptı. Dördüncülük de bence başarısı. Dördüncülük başarı. de büyük Şu başarı tabii Adana Demirspor gibi lige yeni başarı. çıkmış bir. Evet. Ikinci sezonda bu, bu başarıyı yakalamak, her büyük maçta çok iyi futbol oynamak, yani pozitif oyun sergilemek, ya ben olsam oldu da cesus gitti. Hiç düşünmeden getiririm Montella'yı. Hani kimi getireceğim başka? Yani ligi tanıması etmesi. onu söyledim. Çok evet. zaman alacak. Bu sefer bütün eleştiri okları Sayın Başkan'ın üzerine olacak artık. Yani kendisi de bunalacak. Yıprandı zaten iyice yıpranacak. Belki de kongre kararı alacak bırakacak. Yani o yüzden eğer CESUS'a devam etmeyeceklerse önlemini şimdiden almaları lazım. Bir plan B planları olmaları lazım. Bence vardır. Ee, ama sanki yani son dönemdeki beyanlara baktığımda Jesus sanki kalacakmış gibi geliyor bana. Yani kupayı alırsa Öyle bir ihtimal belirdi gibi geliyor. Şimdi bir taraftan Jesus ül ülkeye, şehre alıştı mı diye konuşuyoruz. Ligi alıştı mı, mutlu mu, memnun mu diye konuşuyoruz. Bir taraftan da oyuncularla acaba arası nasıl? Bu da çok tartışılan ve konuşulan evet. bir konu Fenerbahçe'de. Yine Takvim gazetesinde oyunculardan Jesus'a tepki Başlıklı bir haber var hemen ona da bakalım hatta fotoğraflar da paylaşılmış e, dün maç içerisinde saha içerisinde değerli izleyenler e, takvim gazetesinin 14. sayfasının en başından. George Jesus maç sonrası takımı orta sahada toplayarak tribünlere gidilmesini istedi şu an en üstte de zaten o fotoğrafları görüyorsunuz. Oyuncular sadece Jesus'u dikkate almadı ve hocanın isteğini yerine getirmedi bu duruma sinirlenen Portekizli çalıştırıcı soyunma odasının yolunu tuttu. Evet gördüm onu. Ya enteresan şimdi bu ilk değil. Yani bir kere olur neyse dersin. Geçen hafta mesela Arda ile yaşadık. Arda ile mesela konuştuk. şimdi daha gencecik, gencecik bir çocukla. Işte, başkana oyuncuları şikayet etti. Kapasiteleri yani yeterli evet. değil dedi diye iddialar e, çıktı. Burada bir sıkıntı daha var, öncesi, var mı? Var, daha öncesi yanılmıyorsam Beşşaş maçıydı. Beşşaş maçından sonra da. Topladı türbinlere işte gidelim şeklinde ama oyuncular uyumadı Tribünlere gitmediler yani bence var bir problem. yani e, hoca ile e, futbolcular arasında bu tür diyaloglar yaşanıyorsa bence sıkıntı vardır en basit işte Arda yani geçen hafta e, şimdi orada ben Ardayı eleştiriyorum yani öyle ya da böyle o senin hocan ve senden e, ne kadar kat kat büyük bir insan yani bir e, baban yaşında bir insan gidip de o hareketi Tamam oyun içinde olabilir oyun içinde sinirleniyorsun Adrenalin tavana vuruyor e, nabzın atıyor e, o konularda bir şey diyemem ama biraz kendini sabit e, sakinleştireceksin yani e, dışarıya oynadığın takım Fenerbahçe dışarıya öyle kötü bir imaj sergilemeyeceksin yani o ekol hareketi bence şık olmadı. Ama ben Arda'nın da e, kesinlikle bilinçli bir şekilde yaptığını düşünmüyorum. O anki kim bilir ne dedi orada. E, daha çok bir top kaybetti yanılmıyorsam. O kaybettiği toptan sonra sinirlendi cesus. Ya Sen şimdi hocanın karakterini artık bileceksin. şimdi cesus böyle bir karakter. Her şey sinirlenen bir karakter. Yani e, kenarda suratı gülmeyen, e, devamı sakız çiğneyen. Ee, soğuk görünümlü bir insan ama öyle değil yani tanıyanlar öyle diyor yani soğuk bir insan değil diyor ama dış görünüşü soğuk şimdi bazı insanlara dış görünüşü soğuk diye önyargılı olamazsın ya, bu, bu öyle bir insan hareketleri öyle bir anda sinirlenebiliyor sana agresif davranabiliyor. Yani o yüzden sen de biraz kendini e, toparlayacaksın. Yani o anda o hareketi yapmayacaksın. Yaptığın zaman orada sen kenarda hocanı da kırmış oluyorsun ve hocanı da tribünlerin önüne atmış oluyorsun. Yani yanlış bir şey o. Görüntü kötü bir görüntü değil, hoş bir görüntü şey, hoş bir görüntü değil. O yüzden e, daha sonra yanılmıyorsam haberlerde gördük. Soy muadıysa bir sıkıntı olmamış evet. ama İş o hale geldiyse yani zaman zaman bence problem yaşıyor Cesus oyuncularla diyalog konusunda. He, çok tecrübeli bir teknik adam. Yani o illa ki o sınırı biliyordur. Hı hı. O çizgiyi biliyordur. Ama o çizgiyi açtığı zaman işte kendini tutamıyor. Tutamadığı zaman da böyle diyaloglar yaşanıyor. O zaman da işte ister istemez böyle haberler çıkıyor işte oyuncularla hocanın arasında problem var diye. Yani önüne geçemezsiniz bunları.